توفيقي واعتصامي إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar, insanı ebedi saadete mazhar kılacak, dünyevi ve uhrevi felaketlerden muhafaza edecek olan meseleler üzerinde dururken bir iman esasına dikkatleri çekmek istedik. İman esası, o da İnsanın şerefine binaen, yeryüzünde insanın eşref-i mahlukat olmasından dolayı, ekmel-i mahlukat, etemmi mahlukat olmasından dolayı, onun bütün varlıklardan, mevcutlardan, mahluklardan ayrı bir yeri olduğunu, ayrı bir makamı, ayrı bir sıfatı, ayrı bir havası olduğunu söylemiştik. Bunu bir misal ile açıklayalım. Hani bir vilayetin valisi olur. Bir vilayetin valisi. O vali, o vilayet camiasının, o vilayetin idarecisi, mülkiye amiri, mühim bir mevkiin sahibi olduğundan dolayı devlet o valinin peşine, valiyi koruması için, muhafaza etmesi için bir polis temin eder. Vali nereye giderse o koruma polisi, muhafız polis de onun peşinden takip eder. Esas da böyledir. Valinin makamı, mevkisi itibariyle ehemmiyet arz ettiği için ona suikat düzenlemek isteyenlere karşı peşinde adım adım takip eden bir polis memuru kanunen verilir. Dikkat! Şimdi insan da yeryüzünde eşref-i mahlukat olduğu için, en üstün bir varlık olduğu için, mühim bir makamı, mevkiyi işgal ettiği için Cenab-ı Hak da insan denilen varlığın bir sağ tarafında, bir de sol tarafında o insanı adım adım takip eden iki tane vazifeli melek yarattım diyor. Şerefine binaen yani, ehemmiyetine binaen. Bir de insanı şeytanın şerrinden korumak maksadıyla, şeytanın şerrinden ve bir takım musibetlerden korumak maksadıyla وَاِنَّ عَلَيْكُمْ lehafizin, sizin üzerinize muhafız melekler tayin ettim diyerek vazifeli muhafız hafaza melekleri halk ettiğini Hazreti Allah beyan ediyor. Bu noktaya çok ehemmiyet verelim. Yani hiçbir Müslüman, Allah'a inanan, ahirete inanan hiçbir Müslüman yalnız değildir. Başıboş değildir, ağzından çıkan her kelime tespit ediliyor.
hayatı, hareketleri, gayretleri, çalışmaları muhafız melekler, vazifeli melekler tarafından durmadan filme alınıyor, tespit ediliyor. Mümin böyle inanacak. Böyle inanmadıkça Müslüman olmaya imkan yok. İşte geçen ders dedim ki, neslimizi imha edenler, kadınlarımızı, kızlarımızı, çoluk çocuklarımızı isyana hazırlayanlar, felakete sürükleyenler, anarşizme sürükleyenler, komünizme sürükleyenler, evvela müminlerin çocuklarının bu imanını tahrip ettiler. Gözünüzün görmediğine inanmayın dediler. Gözünüzün görmediğine inanmayın dediler. Melekler de göze görünmeyen varlıklar olduğu için okullarda yetişen çocuklarımız melekleri inkar ederek yetiştiler. Görüyor musunuz nereye dayanıyor? Ve insanın şerefi kalmadı. İnsanın haysiyeti kalmadı. Daha da ileri gittiler. Bizzat okullarda, mekteplerde okutulan biyoloji dersinde, biyoloji yani hayatiyet dersi, canlılık dersi namında biyoloji dersinde tamamen ilmin, aklın, idrakin, izanın her şeyiyle laboratuvar deneylerinin, sosyolojinin, biyolojinin, pedagojinin, psikolojinin tamamen red ve inkar ettiği, insan aklının kabul etmediği Darwin nazariyesini İngiltere'de çıkmış, aslen Yahudi olan bir bilim adamı olarak ortaya çıkmış olan Charles Darwin isminde bir adamın ortaya attığı dünyanın en büyük yalan ve iftirasını ilim namına okuttular. Onun iddiası şöyleydi, insanların aslı hayvandan, hayvan türünden, hayvan nev'inden olan maymunlardan geliyor diyordu. Ey insan, senin aslın, senin annen, baban, atan, deden, ceddin insan değil, hayvanlardan olan bir maymundur diyorlardı. Ve bu nazariyeyi mekteplerde okuttular, insan haysiyetini tarumar ettiler. Yetişen nesil aynen hayvan gibi yetişti. Sadece yemekten, sadece içmekten, sadece af buyurun sevişmekten, sadece zinadan, sadece eğlenceden, sadece hayvani bir takım tasalluklardan nasibini alarak anasına, babasına, devletine, hükümetine, tarihine, milletine tamamen taban tabana zıt bela bir nefil meydana geldi. Eğitim sistemini görüyor musunuz? Nasıl tahrip ediyor? Önce gözümün görmediğine inanmam diyerek Allah'a, meleklere olan imanımızı tahrip ettiler. Sonra da sizin aslınız bir maymundur diyerek mekteplerde okutmak suretiyle insanın aslını bir hayvana dayadılar, insanda namus bırakmadılar. Ve biz bunları açıkça ifade ediyoruz. Burada konuştuklarımızı anayasa mahkemesinde bile vallahi konuşabiliriz. Burada konuştuklarımızı parlamentoda, cumhuriyet senatosunda, bütün mahkemelerde dosyalarla, ispatlarla, vesikalarla kimseden korkmadan açıkça söyleyebiliriz. Müminler, Müslümanlar, Müslümanlar, size diyorum ki bu milletin zapturaptı, bu milletin kurtuluşu, bu milletin saadeti amentünün içinde amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek şu imanın içinde özetlenmiştir diyorum. Şu imanı nesillere aşılayalım diyorum. Şu imanı TRT televizyonlarında haykıralım diyorum.
şu imanı radyodan bütün insanlığa anlatalım diyorum. Şu imanı bütün gazetelerde nakşedelim diyorum. Davamız budur. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ Sizi muhafaza edecek hafaza melekleri halkettim diyor Cenab-ı Hak. Senin şerefin, senin ehemmiyetin için bunu halketmiştir. Bu imanı tahrip ettikten sonra artık ne kadın kaldı ne erkek. Düşünebiliyor musunuz? Bir kadın sokağa çıkmak için pazara gidecek, çarşıya çıkacak, mağazaya vesaire yerlere çıkmak için bir kadın evvela aynanın karşısına geçiyor, saatlerce taranıyor, saatlerce boyanıyor, saatlerce cilalanıyor. Dudaklarını, tırnaklarını, kirpiklerini, kaşlarını, başlarını tepeden tırnağa bir makine gibi, bir araba kaportası gibi korkunç şekilde boyanıyor, boyanıyor, boyanıyor. Niçin sokağa çıktığım zaman daha çok bana baksınlar, daha çok herkesin sevgilisi olayım, daha çok şehveti çekeyim diye durmadan şeytanın postacılığı yapıyor. Bu hale getirdiler. Bunun için yetişen nesle dikkat edin. Bilhassa kadınlara söylüyorum. Müslüman kadınlar öyle bir nesil yetişiyor ki hayatın gayesi eğlenmektir diyorlar. Hayatın gayesi oyundur, eğlencedir diyorlar. Hayatın gayesi şehvettir diyorlar. Hayatın gayesi şöhrettir diyorlar. Hayatın gayesi servettir diyorlar. Ve durmadan bunu köpürtüyor. Televizyon bu duyguyu besliyor. Radyo bu duyguyu besliyor. Müntekir gazeteler bu duyguyu körüklüyor. Yetişen nesil daha çok eğlenmek için, daha çok zevk almak için, daha çok zina yapmak için, daha çok dünyadan çam almak için durmadan eğleniyor ve öyle bir noktaya geliyor ki genç kızlar evlenmek istemiyorlar. Evlenmek istemiyor. Kardeşim, bacım, niçin evlenmek istemiyorsun, neden evlenmiyorsun diye sorduğumuz zaman niçin evlenecekmişim diyor. Ben hayata yaşamak için geldim. Evlenip de bir külfetin altına niçin gireyim? Yaşayacağım, dans edeceğim, keyif edeceğim. Dilediğim erkekle beraber gezeceğim. Evlenirsem bağlanırım. Evlenmiyorum ki her erkekle gezeyim diyor. Bak nesil ne hale geldi. Sonra hasbel kader evlenmişlerse genç kız bir evlilik meydana getirmişlerse o evlilik içinde çocuk dünyaya getirmiyorlar. Çocuk bugünkü bütün reklamlar, propagandalar, sistemler, bütün telkinler, süblimasyonlar hepsi birden ey kadın sen eğlenmeye geldin, sen oynamaya geldin, sen hayattan zevk almaya geldin. Evlenirsen çocuk yapma. Çocuk sana bir köstek olur. Çocuk ayağına bağ olur. Gezemezsin, dans edemezsin, diskoteklere gidemezsin, eğlence yerlerine gidemezsin. Çocuk yapma, çocuk yapma, çocuk yapma diyorlar. Çocuk yapmayınca kadın anne olamıyor. Dikkat ediyor musunuz? Bir kadın anne olamıyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin el cennetü tehte ekdamil immehar cennet anaların ayakları altındadır diye haber verdiği o büyük makama kadınlar yükselemiyor. Nereye dayandı iş görüyor musunuz? Eğlence vasıtası olarak telakki ediliyor. Hiç kimse inkar edemez. Soruyorum ve diyorum ki reklamlara dikkat ediniz. Bir fabrikatör, şuna Allah için dikkat ediniz. Bilhassa kadınlar. Reklamlarda bir fabrika bir mal imal ediyor. Mal, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, bilmem ne, bir makina, bir cihaz, bir vasıta imal ve icat ediyor. Fabrika bu malı durmadan yapıyor.
fabrika yaptığı malı satması lazım ki gerisi gelsin. Yaptığı malı satması lazım. Satamazsa yapılan mal yığılır, gerisi gelmez. Bunun akli ve mantıki sonucu bu. Malı satmak için fabrika malını satmak için ne yapıyor? Bol bol reklam yapıyor. Reklam, reklam. Reklamlarda %99 neyi kullanıyor? Kadını kullanıyor. Sır sıplak kadını kullanıyor. Malını satmak için evvela kadının haya ve iffetini satıyor. Evvela insanların, erkeklerin gözlerini dikkat kadının avret mahalline çekiyor. Ondan sonra eşyasını satıyor. Kadını ticarete alet, kadını şehvete alet, kadını eğlenceye alet olarak kullanıyor ve insan şahsiyeti, insan haysiyeti namına hiçbir şey kalmıyor. İşte halimiz bizim. Neden duvarlara yapıştırdığın çamaşır makinesinin veya bir otomobil lastiğini reklam ederken kasıtlarına kadar, göbeğine kadar sırçıplak bir kadının önce resmini koyuyorsun, arkaya otomobil lastiğinin reklamını koyuyorsun. Lastikle kadının ne alakası var? Evvela kadının şehvetini, kadının mahrem azalarını bütün dikkatlerin önüne seriyorsun. Evvela kadını satıyorsun, arkadan da eşya satıyorsun. Kadının hali budur bugün. Hani kadın anne olacaktı, hani kadın valide olacaktı ve cennetlerin ayakları altında olduğu yüksek bir makama yükselecek de bu makamı ihraz edecek. Nerede şimdi o kadın? Mümin bu imanla yaşar. Mümin bu imanla çalışır. Mümin bu imanla makamında bulunur. Mümin bu imanıyla hayat sahibi olabilir. Bu imanını kaybettikten sonra her şey alt üst olur. Bir kıyamet sahnesi daha takip edelim. Estaizu billah. Ve vud'al kitabu. Mahşer gününde herkesin hayatta yaptığı, ettiği, işlediği, söylediği ne varsa hepsinin tespit edildiği kitap. Hepsinin yazıldığı amel defteri, amel kitabı ortaya konacak diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ortaya konacak. Ve vud'al kitabu, kitap ortaya vaz olunacak. İmanı görüyor musunuz? Feteral mücrimine müşfikine mimma fihi. O kitabın içinde gördükleri şeyden dolayı şafakları atacak, korkuya düşecekler ve aynen şöyle söyleyecekler bir Cenab-ı Hak. Şimdiden haber veriyor. Sen bu habere kulak atacaksın. Ve yekulune, aynen şöyle diyecekler diyor Rabbül Alemin. Ya veyletena, ma li hazel kitabi, la yugadiru sagireten, ve la kebireten, illa ahtaha. Yazık bize, eyvah bize, mahvolduk diyecekler. Şu kitaba, şu amel defterine bakın ki ne küçük bırakmış, ne büyük bırakmış, ne yapmışsa hepsini tespit etmiş diyecekler. İmana bak. La yugadiru sagireten ve la kebireten. Ne küçük var, ne büyük, hepsini yazmış. Küçüğünü, büyüğünü, hepsini tespit etmiş bu kitap. Hayatımızı aynen filmlere almışlar. Hayatımızı aynen kitaba geçmişler. Hayatımızı saniye saniye fotoğrafını almışlar. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Dünyada ne yapmışlarsa hepsini orada hazır bulacaklar. Tamamen orada hazırlanmış, paketlenmiş olarak film gösterilmeye başlanacak. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا. Katiyen Allahu Teala kimseye haksızlık etmeyecek. Âmennâ ve saddaknâ. İşte şu imanı ilk okulundan üniversitesine kadar
eğer terkinleyebilseydiler, bu imanın üzerine bütün nizamı, intizamı, mektepleri tesis etseydiler, bugünkü sonuca Allah'a yemin ederim gelmeyeceklerdi. Evet, şimdi insanın haysiyetini koruyacak olan, muhafaza edecek olan temel mevzuyu ortaya koyduktan sonra insanı ancak ve ancak günahlardan, isyanlardan, anarşiden, fesattan, fitneden muhafaza edecek olan imanı ortaya koyduktan sonra bir misal daha anlatalım. Yine Kur'an'dan tabii bütün misallerimiz, bütün numunelerimiz, bütün örneklerimiz Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dan. Başka bir şeyden değil. Evet. Şimdi insanı yeryüzünde Allah'tan koparan, adaletten koparan, bütün kötülüklere sürükleyen, dalaletlere, sapıklıklara sürükleyen sebepleri söylemiştim. Başta nefis geliyor, sonra şeytan geliyor demiştim. Nefis ve şeytan. Bunlara mani olmak için, bunlara mani olmak için bir iman esası ortaya konmuş olduğunu anlattım ki, bu da hafaza melekleri, bu da kiramen katibin melekleri, bu da insanın günahlarını ve sevaplarını aynen anı anına, dakikası dakikasına tesbih eden melekler. Buna inanmak suretiyle bu düşmanlara karşı koyacak. Buna inanmak suretiyle karşı koyacak. Başka türlü önleyemezsin. Bir devletin en yüksek makamında oturan zat ile en son vatandaşa kadar herkes bu iman ile yetişecek ki sulhu sükun peydahlansın. Mesela buraya düğünleniyor. Bakın bir misal daha vereyim de ondan sonra Kur'an ayetine geçeyim. Bizim tarihimizde ve İstanbul'umuzda cereyan etmiş bir hadise. Basit görünür ama hakikatte şu imanın, şu hayanın, şu edebin tecellisini ortaya koyuyor. Şöyle ki Osmanlı paşalarından birisi bir cami yaptıracaktır. Cami yaptıracaktır. Cami inşa edecektir. Kararını verir. Ondan sonra gerekli hazırlıkları tamamlar ve ustaya, kalfaya, çırağa, ameliyeye emrini, fermanını verir. Şurada temelleri kazın ve bir mescit, bir cami inşa edin. Emir tamamdır. Kalfalar, ustalar neyse, ameleler hepsi birden hazırlığını ikmal ederler ve çalışmaya başlarlar. Temel de yavaş yavaş yükselmeye başlar. Mübarek Allah'ın evi, caminin temelleri yükseliyor. Bir sabah dikkatinizi rica edeceğim. Zaman zaman söylüyorum, söylemeye devam edelim ki hadisenin iç yüzü ortaya çıksın ve insan ibret alabilsin. Dava burada. Bir sabah, sabah namazını kıldıktan sonra Paşa Hazretleri tebdili kıyafet ederek caminin yapıldığı arsaya gelir. Şöyle bir kenardan uzaktan çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı diye teftiş eder, kontrol eder. Bakar ki herkes çalışıyor. Herkes, inanmış insanlar karıncalar gibi çalışıyorlar. Kaytaran yok, çekip giden yok, zulüm yok, endişe yok, çalışıyorlar. Çalışan amelelerden, ırgatlardan birisi var. Gayet tuhaf bir hareket yapıyor. Garip bir hareket yapıyor. Yaptığı hareket de şu. Kocaman bir taşı, ustanın kestiği, köşelerini düzelttiği, muntazam bir hale getirdiği kocaman bir taşı kucağına alıyor, ıhlaya ıhlaya zor bela getirip caminin temelinin yanına getiriyor, kucağından yere indiriyor.
orada biraz geniş nefes alıyor, tekrar o kocaman taşı kucağına alıp derisin geri gidiyor, taşı aldığı yere getiriyor. Orada da kucağından yere indiriyor, biraz dinlendikten sonra yine aynı taşı kucağına alıp caminin yanına getiriyor. Böyle getirip götürüyor, aynı taşla meşgul oluyor. İkinci bir taş getirmiyor. Aynı taş, beşik gibi getiriyor götürüyor. Herkesten fazla yoruluyor, didiniyor, çırpınıyor, zorlanıyor. Fakat bir iş yapmıyor, aynı taşı götürüp getiriyor. Paşa Hazretleri bir kıyıda bu amelenin hareketini adım adım takip etmektedir. Gayet meraklı bir hadise. Hemen yanındaki adama der ki, şu ameleyi çabuk bana çağırın. Giderler, ameleyi alır, paşanın yanına getirirler ve paşa kimliğini söyler ve bu camiyi yaptıran paşayımdır. Ben paşayım, size emir veren insanım, evladım. Deminden beri görüyorum, tesis ediyorum ki herkesten fazla çalışıyorsun, didiniyorsun, yoruluyorsun, eziliyorsun. Fakat bir tane taşı, aynı taşı götürüp getiriyorsun, bir iş yapmıyorsun, bir devamlı işin olmuyor. Sebep nedir diyor. Dikkat! Amele hayatından yüzü, utancından yüzü kıpkırmızı oluyor. Yüzü kıpkırmızı hayatından, iffetinden. Söyleyemiyor, sıkılıyor, utanıyor. Sonunda ona rahatlık, fırsat, imkan verince söylüyor ve diyor ki, paşam efendim, sabah namazına usta, kalfa hepimizi kaldırdı. Hepimiz kalktık. Ben o gece yıkanmam icap ediyordu. Vaki olan bir hadiseden dolayı o vazifeyi yapmaya gideyim. Bu esnada da çalışmıyor demesinler diye, çırpınmıyor demesinler diye, boşuna zaman harcıyor demesinler diye bu taşı götürüp getiriyorum ve ben yıkanmadıkça, gusül abdesti almadıkça, abdestsiz bu caminin temeline bir tane taşı koymaktan Allah'tan haya ediyorum diyor. Şu imanı, şu edebi, şu hayayı görüyor musunuz? Allah'tan haya ediyorum. Şu caminin temeline abdestsiz bir taşı ben koyamam diyor. Bunu Hazreti Allah benden mahşer günü, melekler beni tespit ediyor. Melekler beni kontrol ediyor. Melekler bu halimi biliyor. Ben nasıl bunu yaparım diyor. Bir amele, bir ırgat, bir işçi şu imanı taşırsa, millet şu iman ile büyürse, bu milletin sırtı yere gelir mi kardeşlerim? Ben öyle eminim ki şu içinde vaaz-ı nasihat ettiğimiz caminin ve diğer ecdadımızın yaptırdığı bütün camilerin temelinden kubbesine kadar hiçbir taş, hiçbir malzeme abdestsiz yerine konmamıştır. Böyle bir iman vardı o zaman. Onun için dünyaya hükmetmesini biliyordu. Ama şimdi sokakta dolaşan 100 tane delikanlının çevirin, elinizde fırsat olsa da çevirseniz ve gayba vakıf olsanız, tespite muktedir olsanız, 100 delikanlının 90'ı sokakta günlerce cünüp olarak dolaşıyor da Allah'tan haya etmiyor. Neden? Gözümün gördüğüne inanırım, gözümün görmediğine inanmam diye yetişti de bunun için. Aklın insan değil, hayvandır dedi de bunun için. Temel oraya dayanıyor. Bu imanı terkinleyeceksiniz, bu imanı yerleştireceksiniz. Bütün müesseselere, bütün mekteplere, bütün vicdanlara, bütün ekollere bu iman yerleşecek ki arzu edilen saadet meydalan. Temeli buradan tutuyoruz. Şimdi Kur'an'dan bir hadise. Biliyorsunuz Hazreti Yusuf aleyhisselam onun başından çok ibretli bir hadise
cereyan etmiş idi. Hadiseyi uzun boylu anlatmayacağız. Mısır'da bir sultanın, bir hükümdarın sarayında köle olarak devam ediyordu. Köle, hizmetçi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam o kadar fiziki ve ahlaki güzelliğe sahip idi ki, öyle güzel bir sima, öyle güzel bir çehre, öyle güzel bir vecihe, öyle tatlı bir vücudu, bünyesi, manzarası, görünümü, panoraması vardı ki, insanlar içinde müstesna bir hali vardı. Ama köleydi, sarayda bir hizmetçiydi. Her ne hal ise hükümdarın, azizin karısı Züleyha bu Hazreti Yusuf'a hayran kaldı. Gönlünü kaptırdı. Gönlünü kaptırdı ve artık onun tesirinden kurtulamaz hale geldi. Beşeri hallerdir bunlar. Beşeriyet icabıdır. Bir insan, geçen ders dedim ki, insanda nefis diye bir şey var, nefis diye bir şey var, şehevat-ı nefsaniye var, şeytan var, insana bunlar musallat olmuştur. Meleklere nefis ve şeytan musallat olmadıkları için melekler günah işleyemezler. İnsana nefis ve şeytan musallat olduğu için insan günah işleyebilir demiştim. Ancak bu günaha karşı koymak için, günah işlememek için ortadaki prensiplere riayet etmek lazımdır demiştim. Şimdi onu tespit ediyoruz. Gönlünü kaptırmıştı ve bir fırsat kolluyordu. Bir fırsat bulsaydı istediğini yapacaktı. Arıyordu, kolluyordu. Nihayet bir gün sarayda hükümdar aziz uzak bir yere gitti. İçeride kimse kalmadı. Diğer uşakları, hizmetçileri de Züleyha hepsini dışarıya çıkardı. İçeride kimse kalmadı. Bir Yusuf kaldı, bir de kendisi kaldı. Hadise. Bu hadiseyi Hazreti Kur'an şöyle haber veriyor. Ve râvedet hülleti hülefî beytihâ annettin. Züleyha öylesine kendisini kaptırmıştı ki evinde bulunan hanım, evinde bulunan Züleyha bizzat Yusuf'un neslinden istifade ediyordu. Ayet-i kerimede annettihi diyor. Yusuf'un nesli, nefis var ya, onda da nefis var, Yusuf'ta da nefis var, Züleyha'da da nefis var. Nefis mutlaka olacak, insan olduktan sonra. Ama bakın nasıl önleniyor, nasıl dizginleniyor. Buraya dikkat edeceğiz. Yusuf'un nefsini okşamak istedi. Yusuf'u kendisine çekmek istedi. Yusuf'a sarılmak istedi. Yusuf'tan arzularının tatbikini istedi. Yusuf ile aynı muameleyi murad etmek noktasına geldi. Tedbir içinde ve gallakatil ebvab, bütün kapıları arkasından kilitledi. Ayet-i ilahiye o kadar güzel tespit ediyor ki hadiseyi. Yani öyle tedbir alıyor ki içeride kimse yok. Ve gallakatil ebvabe, bütün kapıları da kapattı, kilitledi, örttü. Kimse görmüyor. Dışarıdan kimsenin gelmesine imkan yok. İçeride de kimse kalmamış. Kapılar tamamen kapalı. Ve bu noktada Züleyha diyor ki ve kâlet diyor ki heytelek Yusuf'um, işte istediğim dakikaya geldim. Ben her şeyimle seninim ey Yusuf diyor. Seninim, gel bana. Her şeyimle kendimi sana adadım, heykelek, ben seninim, kalbim senin, her şeyim senin, gel şimdi diyor. Kimse yok. Bu noktada Yusuf'u frenleyecek olan nedir? Bu günahı işlemeye mani olacak zabıta kimdir? Zabıta kimdir burada? Bütün kapılar kapalı, tedbir alınmış, hiçbir şey yok, hiçbir gözü yok. İçeride dışarıda bütün fırsatlar mükemmel. Kim muhafaza edecek? Kim, hangi kudret onu önleyecek?
İşte burada Kur'an-ı Kerim Hazreti Yusuf'u aleyhissalatü vesselam'ı bize bir misal, bize bir örnek, bize bir model olarak takdim ediyor peygamberi. Peygamberler yeryüzü insanlığını saadete kavuşturmak için, huzura, sulha, sükuna kavuşturmak için birer modeldirler. Bütün peygamberlerin modeli de Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. İnsanların modeli peygamberler, peygamberlerin ekmeli, modeli, numune-i imtisali de Hazreti Habibullah'tır. Sırayla gidiyor. Biz modelimizi böyle tespit etmek zorundayız. Fakat gelin görün ki televizyonda yayınlanan programlarda Müslüman Türk milletine örnek diye, model diye, numune diye ne kadar şehvet düşkünü, aşağılık, sanatçı ismi altında ne kadar çıplak, ne kadar çalgıcı, ne kadar tiyatrocu varsa onları bize numune diye gösteriyorlar. Onlar numune olur mu? Şeytanın maskarası Müslümana model olabilir mi? Ey Müslüman kadın, sen kendine Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı ve onun Hadicetül Kübra'sını ve onun Aişetül Sıddıkiyesini ve onun Fatimetül Zehra'sını kendine model olarak almaktan dünyada ve ahirette israf edeceksin. İşte kızlarımızın hali, işte kadınlarımızın hali. Bir tane film oynuyor, bir film oynuyor, bilmem neyin melekleri, Charlie'nin melekleri diye, haşa şeytanı melek diye, şehvet düşkünlerini melek diye takdim ediyorlar. Geçen ders anlattım, gösteriyor, anlatıyor, takdim ediyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, Müslümanların kızları, Müslümanların karıları tesir altında kalıyor. Aynen Charlie'nin bilmem neleri filminde gösterilen kızların entarisi gibi entari dikiyorlar. Aynen onlar gibi saçını tarıyor. Aynen onlar gibi kirpiklerini boyuyor. Aynen onlar gibi ayakkabı giyiyor. Aynen onlar gibi sokaklarda sefalete sürükleniyorlar. Model yanlış takdim ediliyor. Manzara yanlış gösteriliyor. Hatalıdır, tehlikelidir, çirkindir ve akıbet gittikçe hüsrana doğru gitmektedir. Geçen gün bir Müslüman kadın telefon ediyor. Diyor ki, Müftü Efendi diyor, benim bir kızım var diyor. Gayet güzel bir şekilde düğün yaptım, nikah yaptım ve birisine bu kızımı verdim, evlendirdim diyor. Mesut bir aile yuvası kurdular. Senelerce mesut ve mutlu bir aile hayatı devam ettirdiler. Şimdi bugünlerde, bu aylarda kızıma dikkat ediyorum, kocasından nefret ediyor diyor. Çok sevdiği, mutlu olduğu kocasından nefret etmeye başladı diyor. Kaçıyor, ayrılıyor, gidiyor ve durmadan uzaklaşıyor diyor. Acaba benim kızıma bir sihir mi yaptılar diyor. Bir büyü mü yaptılar diyor. Bir falcı, bir sihirbaz benim kızımın hayatına mani mi oluyor diyor. Dedim ki hanımefendi, sihir mihir bilmem. Kızınızın saadetine, evlilik hayatını yıkan sebeplere iyi dikkat etmelisiniz dedim. Sizin kızınız bugüne kadar kocasından memnundu, mesuttu, mutluydu. Neden şimdi böyle oldu? Çünkü manzara değişti. Neden dedim? Siz televizyon seyreder misiniz? Evet, bolca seyrederim dedi. Neden? Hiç dikkat ettiniz mi dedim? Geçenlerde bir film oynadı. Yedi kocalı hımız, yedi kocalı, yedi tane erkekle yatıp kalkan, düşüp kalkan rezaletler içinde yedi kocalı bir kadın gösterdi. Bir kocayla yaşamak aptallıktır.
Ey kadınlar, bir kocaya bağlı kalmayın. İkinci bir koca, üçüncü bir koca, 4, 5, 6, 7, 8 bütün bulduğunuz erkeklerle yaşayın. Evlilik hayatı bir erkekle geçmez. Fuhuş yapın, zina yapın diye bir film oynadı. Sen bunu seyrettin mi? Seyrettin dedi. İşte kızını da seyretmiştir. İkinci bir erkek beğenmiştir. Birinci erkeğinden buz gibi soğumuştur dedim. İşte düğü burada, felaket burada, tahribat burada, aile hayatları paramparça oluyor dedim. Kadın haklısınız dedi. Vallahi haklısınız. O filmi seyrettikten sonra kızımın manzarası değişti diye itiraf etti kadın. Böyledir ya kardeşim. Siz model olarak şeytanı tavsiye ederseniz, model olarak Avrupa'yı alırsanız, model olarak Amerika'yı alırsanız işte böyle olur hadise. Bu Müslümanın modeli Amerika olamaz. Bu Müslüman milletin modeli Moskova olamaz. Bu Müslüman milletin modeli Lenin, Mao, bilmem ne Stalin olamaz. Bu milletin modeli Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Başka bir model, başka bir model tanımıyoruz. Avrupa'yı model kabul etmiyorum. Amerika'yı model kabul etmiyorum. Benim modelim Muhammed Mustafa'dır. Başka bir şey kabul etmiyoruz. Ey Müslüman kadınlar, siz de kabul etmeyin. Resulullah'tan başka hiçbir faniyi model kabul etmeyin. Avrupa'ya, Amerika'ya, her türlü ideolojik batıllara karşı tedbirinizi iyi alın. Kızınıza, gelininize, çocuklarınıza mutlaka sahip olun. Evinizde televizyon varsa kontrol edin. Seyredilmesi yasak olan, kötü olan, pis olan şeyleri kilitleyin, kapatın. Bir saat olsun, bir saniye olsun gözlemeyin. Tenkit edin. Aile hayatımız, iffet hayatımız, devlet hayatımız, millet hayatımız her gün yıkılmaya doğru korkunç bir süratle gidiyor kardeşlerim. İşte meydanda her şey. Şimdi Hazreti Yusuf'umuzu misal verelim ve Allahu Teala'nın model diye örnek diye gösterdiği hadiseyi yerinde tespit edelim. Kapılar kapanmıştır dedik. Bütün manzara tamamdır, tedbirler alınmıştır. İçeride ve dışarıda kimse yoktur. Yusuf vardır, Züleyha vardır. Niçin hadise bu noktaya gelmişken bu haram işlenmiyor? Neden bu kötülük olmuyor? Gel, her şeyimle seninim diyor da kale Yusuf aleyhisselam diyor ki maazallah ben bu haramı işlemekten, bu zinayı işlemekten Allah'a sığınırım diyor. Allah'a sığınırım. Bak Allah'ı gördünüz mü? Ey şaşırıp kalmış insanlar! Gelin siz de Allah'a sığının! Allah'a sığının! Resulullah'a sığının! Onun yoluna adım adım ayaklarınızı uydurun ki hem millet olarak hem memleket olarak bir anda kurtulabilelim. Vâle maazallah! Allah'a sığınırım, Allah'ın azabından korkarım, Allah'ın tayin ettiği meleklerin benim bu hareketimi tesbihinden korkarım diyor. Allah'tan korkması, Allah'ın meleklerini, Allah'ın hesabını, Allah'ın mahşerini bilmesine bağlı. Bilmiyorsa neden korkacak? Niçin korksun? Niye sığınsın? Ve böylece o haramı işlememiştir Yusuf aleyhisselam. Kaçmıştır. Bütün süratiyle kaçmıştır. Ve kapıya doğru koşarken Züleyha da onun arkasından koşmuş, peşinden çektiği için gömleğinin arka tarafını yırtmış, parçalamıştı. Hadise böyle uzun devam ediyor. Şu üzerinde duracağımız nokta Allah'a sığınması, Allah'ın vazifeli melekleri vasıtasıyla bütün günahlarını yazdıklarına iman etmesiydi. Bu iman onu muhafaza etmişti.
Bu iman onu Allah'a sığındırmıştı. Bu iman o zinayı, o haramı ona işletmemişti. Şimdi günahların önüne nasıl geçeceksiniz? Şimdi nesli nasıl tutacaksınız? Şimdi gençliğe neyle mani olacaksınız? Şimdi hangi iman ile, hangi Kur'an ile, hangi telkin ile bu kötülüklerin önüne geçebileceksiniz? Tek bir cevap bulamazlar. Bütün cevap, bütün çare, bütün tedbir, bütün dava, bütün deva Hazreti Kur'an'dadır. Hazreti Muhammed Mustafa'dadır. Aleyhissalatü vesselam. İşte kıymetli kardeşlerim, insan hayatının iyi tanınması lazım. İnsanın hayatına Allah'ın bildirdiği ölçüler içinde gidilmesi lazım. Yoksa insan hayatı diye bir şey kalmaz. Geçen de söyledim. Bugün de sık sık söylediğim bir fıkıh hükmünü, bir fıkhi hükmü söyleyip dersi toparlamaya çalışayım. İnsan hayatına Cenab-ı Hak o kadar kıymet veriyor ki, insanın şahsiyetine, insanın haysiyetine, insanın hayatına o kadar kıymet veriyor ki. Şimdi şu hükmü Allah aşkına dikkatle dinleyiniz. Bir hüküm, dört mezhepte de hüküm aynı. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, dört hak mezhep, bu kurban olduğumuz mezheplerin hepsinde de bu hüküm aynı. Şöyle geçiyor. Müslümanlar bir cami-i şerife toplanmışlar. Bir namazı cemaatle kılıyorlar. Hadise böyle gelişiyor. Müslümanlar toplanmışlar camide, mesela bir cuma namazı, mesela bir öğle namazı, farz olan namazlardan birisini cemaatle, farzı cemaatle eda ediyorlar. İmam efendi ön tarafta, cemaat arka tarafta, öylece Allah'ın huzurunda farz namazı eda ediyorlar. Dikkat! O esnada caminin dışında, caminin avlusunda mesela, sokakta, caddede, neredeyse bir hadise meydana gelse, bir eşkıyanın zulmü, bir zalimin zulmü, yahut bir yangın, yahut bir zelzele, yahut bir afet, yahut bir bela, her ne vaki olduysa, dışarıda bir ses işitilse, imdat, can kurtaran yok mu, Müslüman yok mu diye böyle imdat isteseler, bir ses gelse, bir feryat işitilse, bir figan duyulsa, bu esnada cemaatle namaz kılan cemaat ne yapacak? El cevap, bütün Müslümanlar o kıldıkları namazı derhal bozacaklar, terk edecekler, hepsi birden o Müslümanın hayatını kurtarmaya koşacaklar diyor dört sefer. Eğer böyle yapmazlar da o imdat isteyen, can kurtaran yok mu diyen o insanların hayatını kurtarmaya gitmezler de namazı kılmaya devam ederlerse hepsi birden vallahi cehenneme giderler diyor. İnsan hayatına, İslam hayatına bu kadar kıymet veren hiçbir din var mı? Genç kardeşlerim, söylediklerimize kulak veriniz. İnsanın hayatını İslam'dan başka hiçbir şey kurtaramaz. İnsanın hayatına hiçbir şey model olamaz Hazreti Muhammedül Emin'den başka. Bunu telkin ediyoruz. Vazifemiz bu. Din görevlisi olarak buna mecburuz. Bunu anlatmaya mecburuz. İşte bu fıkıh hükmünden de anlaşılıyor ki insanın hayatına bu ölçüde bu kadar kıymet veren bir din-i İslam elbette insanı mesud edecek ama bütün unsurlarına, bütün esaslarına riayet etmek şartıyla. Efendiler, bu mevzu daha uzun sürebilir. Bir takım misaller ve örnekler daha var. Çok cali bir dikkat örnekler var. Onu da
mutlaka inşallah gelecek dersimize takdim edeyim. Cenab-ı Hak cümlenizi cennetine ve cemaline layık eylesin ki uzaktan yakından buraya kadar koşuşup geldiniz. İki noktayı size arz edip derse nihayet vereceğim. İki noktayı. Birinci nokta, şu cemaatimizin içinde Cenab-ı Hak razı olsun, marangoz olan varsa, marangoz ustası ve hayır yapmak isteyen, devamlı sevabına nail olmak isteyen hayır sahibi zengin kardeşlerimizden bir veya birkaç kişi Cami-i Şerif'in müezzinleri ve imamlarıyla görüşüp konuşsunlar da biz bu caminin şu arka tarafına kadınlar için perdeli kapalı bir yer yapmak istiyoruz. Kapalı ve perdeli böyle bel çekmek suretiyle güzel, seyyar, her zaman taşınabilir, her tarafa götürülebilir şekilde seyyar, kapalı bir kısım yapmak istiyoruz. Bunun için bu işten anlayan marangozlarla bu işi yapmak üzere hayır sahibi kardeşlerimizi Allah namına rica ve istirham ediyorum. Müezzin efendilerle mutlaka görüşmeler istirham ediyorum. Bu bir. İkincisi, inşallah cemaatimiz teşekkül etmiştir. Bu esnada artık yavaş yavaş sizleri hayır yapmaya da teşvik edeceğim. Vazifelerimizden birisi de Müslüman cemaatimizi kadınıyla erkeğiyle hayır yapmaya teşvik etmek. Bir gün ilk defa kendi nefsimi de ortaya koyarak ve çok zaruri ve çok ehemmiyetli bularak bir mevzuyu size emanet etmek istiyorum. O da Cide'de mükemmel 22 dershanelik bir İmam Hatip Lisesi inşa ediliyor. Şimdiden kabul eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı, masiyetlerimizi mağfiretine tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi milletimizi, memleketimizi, yavrularımızı, yuvalarımızı ve bütün alemi İslam'ı her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Amin. Her nefes, her soluk alıp verişimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Diyerek huzuruna bu iman ile bizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi bizi fitneye ve fesada düşürme. Düşmanları başımıza üşürme. Ya Rabbi şurada toplanan kadın erkek genç ihtiyar yalnız ibadet kastıyla, yalnız nasihat maksadıyla toplaşan, birleşen, anlaşan, anlaşan, dertleşen şu müminleri mahşer günü şefaat-i Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Hasta oldukları için gelemeyen, deva bekleyen, şifa arayan bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. يا أرحم الراحمين بحرمة طه